Bir insan nefsini muhafaza etse, neslini muhafaza etse, malını muhafaza etse, aklını muhafaza etse, fakat dinini muhafaza etmese ne olur? Dinini muhafaza etmese ne olur? Dünyadan ahirete göçerken imansız göçtü. Kur'an-ı Kerim'in sarih ifadeleri, Rabbimizin açık açık ayetleri ebediyen cehennemde yanacaktır. Peki o zaman malını korudun ne olacak ki? Neslini korudun, nefsini korudun, aklını korudun ama dinini korumadın ne olacak ki? Bu bakımdan bu beş tane zaruri, önemli olmazsa olmazlardır. Ancak bu beş tanenin içerisinde en önemlisi dinini muhafaza etmektir. Peki bugünkü dersimizde dinin muhafazası konusunda siz dostlarımızla paylaşmış olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İttakullaha hakka tukatihi. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Veya Allah'ı sayılması gerektiği gibi sayın." Allah korkusu bir insanın düşmanlar olan korkusu değildir. Gerçekten saygın bir insanın karşısında edebe muhalif ve mugayir konuşmaktan, tavır ve davranış sergilemekten utanırız, çekiniriz. Bu saygıdan kaynaklanan bir şeydir. Babamızın karşısında bacak bacak üzerine atabilir miyiz? İleri geri gevezelik yapabilir miyiz? Yapamayız. Bu bizim büyüklere gösterdiğimiz saygıdandır. Birisi böyle bir saygısızlık yapsa yüzümüz kıpkırmızı olur. Yani Allah korkusu ateşinden, cehenneminden, azabından doğan bir korku değildir sadece. Elbette o da vardır işin içerisinde ama Cenab-ı Hak mahallenin muhtarı değildir. İlçenin kaymakamı değildir, vilayetin valisi değil, ülkenin devlet başkanı değil. Kainatın, yerlerin, göklerin, bütün evrenin, mahlukatın yaratıcısıdır o. Alemlerin Rabbidir o. Sen, ben kimiz? Bir damla meniden yaratılmış. Bir damla adi sudan yaratılmış, anne rahminde 9 ay bekleyen, meni halinde, kan pıhtısı halinde, ondan sonra iskelet halinde, sonra da bir süre organlar kendisine tanzim ve tertip edildikten sonra bekleyen, çok affedersiniz, sidik torbasının yanında bekleyen ve bu yollardan çıkıp dünyaya gelen ve eninde sonunda da ölüp toprağa koyup konup cife olacak. Yani çürüyecek, böceklere yem olacak birisiyiz. Sen de ben de onur vardır, akıl vardır, bir takım değerler vardır. Ne kadar? Aklımızı mizana koysak, teraziye koysak kaç gram gelir ki? Yani bizdeki özellikler ve güzellikler hepsi geçici olarak gelmiş. Bidayeti bir damla adi su, nihayeti de nedir? Cifedir, böceklere yemdir. Şimdi böyle bir varlığın Allah Celle ve Ala Hazretleri, alemlerin Rabbi olan Allah'ın karşısında durumu ne olabilir ki? Konumu ne olabilir ki? Saygıdan başka, lebbeyk Allahümme lebbeyk demekten başka ne olabilir ki? Hiçbir şey olamaz.